acıyı çeken, bedeli ödeyen, yıllardır bu ülkenin her türlü bedeline göğüs geren, acısına göğüs geren Van, Diyarbakır ve Mardin halkı bir kez daha iradesinin gasp edilmesi sonucu üzüntülü günler geçiriyor. Ama ben bugün onların yanında olamadığım için gerçekten üzgünüm. Büyük bir sağlık problemiyle karşı karşıya olduğum için bugün halkımızla yan yana gelemedim. Yarın hastaneye yatacağım ve büyük bir ameliyat geçireceğim. O yüzden de arkadaşlarımın yanında olamadığım için tekrar üzüntülerimi ifade etmek isterim. Evet değerli arkadaşlar, 19 Ağustos sabahı aslında bir kez daha siyasi bir darbeyle gözlerimizi açtık. Aslında Türkiye tarihi, Cumhuriyet tarihi boyunca sürekli darbelerle karşı karşıya kalan ve bu darbelerden büyük sıkıntılar yaşayan ama her seferinde darbeleri Türkiye halkları olarak, Türkiye toplumu olarak kınadığımızı, darbelere karşı olduğumuzu her zaman ifade ettiğimiz süreçleri yaşadık. En son 15 Temmuz'da askeri bir darbeyle Türkiye sarsılmıştı, hatırlarsınız. Ve bu darbeye Türkiye halkları bir kez daha karşı çıkmıştı. Seçimle gelenin, sandıkla gelenin mutlaka seçimle gitmesi gerektiğine, sandıkla gitmesi gerektiğine her zaman inancımızı ifade etmiştik. Ancak AKP iktidarının özellikle son yıllarda iktidara geldiği dönemin sonlarına doğru sivil darbeleriyle de Türkiye karşı karşıya kaldı. 31 Mart seçimleri öncesi biliyorsunuz ve hatırlıyorsunuz ki yine belediyelerimize kayyumlar atanmıştı ve bu kayyumların sonucunda 31 Mart tarihinde Türkiye seçimlere gitmişti. Kayyumların atandığı yerlerde halk iktidara, AKP hükümetine bir cevap vermişti. Sizin kayyum zihniyetinizi tanımıyoruz, biz kayyumları kabul etmiyoruz ve bu anlamda da sandıklara giderek kendi oylarına, kendi iradelerine sahip çıkmışlardı. Kayyumların atandığı hemen hemen her yerde değerli arkadaşlar halkımız partisine sahip çıkmıştı. Halkların Demokratik Partisi'nin göstermiş olduğu belediye eş başkanlarına kendi iradelerini teslim ederek, oylarını vererek bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe ve bu haksızlığa karşı bir kez daha kayyumları istemediklerini ifade etmişlerdi. Ancak 31 Mart tarihinden sonra, yapılan seçimlerden hemen sonra yine bir kez daha aslında bir darbeyle karşı karşıya kalmıştık. Bazı belediye başkanlarımıza mazbatalar verilmedi. Bazı belediye başkanlarımız KHK'li oldukları iddiasıyla ve bu gerekçelerle belediye başkanlığı görevlerine getirilmedi. Onların yerine ikinci sırada gelen adaylara verildi ve bu adaylar bizim adaylarımızın, bizim belediye başkanlarımızın yerlerine oturdular. En son örneğini 19 Ağustos yani 2 gün önce Diyarbakır'da, Mardin'de ve Van'da. Özellikle bu 3 kentte, büyük şehirlerde halkın %60'ına yakınının oy verdiği kentlerde bir kez daha halkımızın iradesi teslim alınmış oldu ve halkımızın iradesi gasp edilmiş oldu. Bu düpedüz bir hırsızlıktır değerli arkadaşlar. Ve AKP hükümetinin kendi çıkmazını başta dış politika olmak üzere hem ekonomik anlamda, hem sosyal anlamda, hem siyasi anlamda bütün alanlarda yaşamış olduğu sorunları örtbas etmek amacıyla bugün bir kayyum zihniyetini ve kayyumla gasp etme zihniyetini bir kez daha ortaya koymuş olduğuna hep birlikte tanıklık ediyoruz. Evet, Batman'da, Diyarbakır'da, Van'da ve diğer kentlerde de değerli arkadaşlar, belediye eş başkanlarımız 4,5 aydır onların yerine gelen kayyumların pisliklerini temizlemeye çalışıyorlardı. Çünkü her kayyumun arkasında onlarca, binlerce bıraktıkları pislik vardı. Hırsızlık, talan, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, her türlü yüz kızartıcı işlere bulaşanlar bir kez daha
AKP iktidarı tarafından bizim halkımızın seçtiği belediye eş başkanlarının yerine gönderildi. Bu insanlar trilyonlarca borç bırakmışlardı arkalarında. Her birinin arkasında trilyonlarca para borç bıraktığı yerlere bir kez daha geri dönmesinin sebebi elbette ki o boş kalan ceplerini bir kez daha doldurmak amacıyla ve halkımıza bir kez daha ihanet etmek amacıyla geldiklerini çok iyi biliyoruz. Evet, kayyum zihniyetini tanımıyoruz değerli arkadaşlar. Kayyum zihniyetini kabul etmiyoruz. Ve bu kayyum zihniyetine karşı demokratik her türlü tepkimizi ortaya koymaya hazırız ve bunu da yapacağız. AKP iktidarının halklarımıza, Kürt halkına, Kürt halkının iradesine, Kürt halkının onuruna bu kadar fütursuzca saldırmasına asla izin vermeyeceğiz. AKP iktidarı artık ömrünü tamamlamıştır. Gider ayak bu tür usulsüzlükleri, bu tür haksızlıkları, bu tür yolsuzlukları, bu tür hırsızlıkları yapmaya artık son vermelidir. Her bir arkadaşımızın o belediyelere gelebilmeleri için binlerce insanın canını feda ettiği, binlerce insanın ekmeğinden olduğu, binlerce insanın işinden olduğu bir süreci de atlatmıştık biz. İnsanlar belediye başkanlarımızı seçebilmek için canlarını verdiler, mallarını verdiler, her şeylerini kaybettiler. Yeter ki irademiz orada olsun ve bizi temsil etsin dediler. Ancak AKP hükümeti ve ortağı olan MHP, bugün kayyumları destekleyen açıklamalar yapan MHP, özellikle bu iki parti halkımızın iradesine, halkımızın vermiş olduğu bu oylarına ve göstermiş oldukları iradeye bir kez daha ihanet etmişlerdir. Evet, bizler Türkiye'nin demokrasisi için, Türkiye'nin geleceği için, özellikle 23 Haziran seçimlerinde İstanbul'da güzel bir birliktelik sağladık. İstanbul seçimlerinde Türkiye'nin geleceği için birlik ve beraberlik oluşturduk. Bu birlik ve beraberlik sonuca ulaştı ve İstanbul'u kaybedenler bu sefer bunun intikamını almak için bir kez daha kayyum zihniyetini ortaya koydular. Şunu ifade etmek isterim değerli arkadaşlar. Biz 23 Haziran'da eğer İstanbul'u almayı başardıysak, Diyarbakır'ı, Van'ı ve Mardin'i kayyumlardan almayı da başarabiliriz. Ancak bunun için elbette ki birlikte, beraber, omuz omuza yürümeye ihtiyaç var. İşte bugün Türkiye bir demokrasi sınavından geçecek. Özellikle Türkiye'de muhalif olan partiler, muhalif olan insanlar, iktidara karşı olan, yaptıklarına karşı olan her kesim, barış yanlıları, demokrasi yanlıları, barış savunucuları, herkesin ortak hareket etmeye ihtiyacı olan bir günden geçiyoruz. Ve bu da demokrasi sınavından başarılı bir şekilde geçmezsek eğer, Türkiye'nin geleceği gerçekten hiç de bir şey vaat etmeyecek bize. Ve karanlık günler elbette ki bizleri bekliyor olacak. O yüzden bugün çağrım özellikle Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, CHP başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan partiler, AKP ve MHP hariç grubu olan partiler, yine meclis dışında olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, demokrasi savunucuları, barış yanlıları, herkese çağrımız budur. Bu sınavı birlikte geçmek zorundayız. Bugün bize yapılan yarın elbette ki size yapılır. O yüzden bugün eğer buna dur demezsek, bugün eğer bu gidişatı durduramazsak, yarın bu çemberin içerisine herkes girer. Ben bu çağrımı özellikle başta Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm siyasi partilere yöneltmek istiyorum. Sessizliğinizi bozun. Söyleyecek sözünüz mutlaka vardır. Ve bu söyleyecek sözünüzle birlikte Türkiye'nin geleceğini, Türkiye'nin yarınlarını, çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceğini güzel günlere dönüştürebiliriz. Ve AKP'nin artık son demlerini yaşadığı bu süreçte hep birlikte bunlardan kurtulabiliriz. Evet, gün bugündür değerli arkadaşlar. Bu çağrımı özellikle sizlerin aracılığıyla
tüm siyasi partilere ve Türkiye'nin vicdanı olan herkese ifade etmek istiyorum. Ve bir kez daha tüm arkadaşlarıma bugünlerin geçeceğini, bugünlerin çok kısa bir zaman içerisinde biteceğinin sözünü veriyorum. Evet, güzel günler mutlaka bizlerin olacak. Kayyum zihniyetini hep birlikte püskürteceğimize olan inancımı bir kez daha ifade ediyorum ve hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün bütün milletvekili arkadaşlarım bölgedeler. Diyarbakır, Mardin ve Van'a 3 bölgeye gittiler, görevli olarak gittiler. Birkaç arkadaşımız da burada, gördüğünüz arkadaşlarımız da benimle birlikte burada kaldılar. Bu basın toplantısından sonra arkadaşlarım da görevli oldukları yerlere gidecekler elbette ki. O yüzden herkese bir kez daha kolaylıklar diliyorum. Hepimize başarılar diliyorum. Mutlaka kazanacağımıza olan inancımı bir kez daha ifade ediyorum. Tervin. Buyurun. K24 Yüven Ercan'dan. Buyurun. Kayyum atamalarından sonra HDP'nin Sinem'i yetiştirmek düşüncesi var mı? Bundan sonra şu anda öyle bir düşüncemiz yok. Sine-i Millet gibi bir düşüncemiz yok. Ancak her türlü seçeneği masaya yatırdığımızı da ifade etmek isterim. Olmaması gereken bir şeyden bahsediyoruz arkadaşlar. Dün de bu soru bana soruldu. Böyle bir şeyi bekliyor muydunuz diye. Böyle bir şey olmaması gerekiyor. Yeni yargı yıl açılışı yapılacak. Yeni yargı reformundan bahsedilen, yeni anayasa yapımından bahsedilen, hatta yeni bir barış sürecinden bahsedilen bir dönemde tekrar eskiye dönmek, tekrar kayyum zihniyetine geri dönmek Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmaz. AKP bir an önce bu kararından vazgeçmelidir. Bu yanlış, haksız, hukuksuz kararından bir an önce vazgeçmelidir. Peki, yoksa sorunuz? Teşekkür ediyorum. Buyurun. Tedbir amaçlı kayyum ataması söyleniyor. Yani bir süreç olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında ne? Neyin tedbiri? Yani göstermelik bazı gerekçeleri ifade ederek Van'da, Diyarbakır'da ve Mardin'de eski bir şeyleri ortaya çıkarıp, hatta eski dediğimiz şeyler de hep yalan, asılsız, gerçekten aslı astarı olmayan suçlamalarla bir insan görevinden nasıl alınır ya? Bir insan elinde gerekçe olmadan, tespit olmadan, yani nasıl böyle bir şey yapılabilir? Eğer varsa bir insanla ilgili, hakkında bir soruşturma varsa, hakkında bir idari soruşturma varsa oraya müfettiş gönderilir. Müfettiş incelemesini yapar. Bu inceleme sonucunda eğer o insan suçluysa elbette ki hukuki işlem başlatılır. Ancak böyle bir şey yok. Hiçbir arkadaşımızın yüz kızartıcı herhangi bir işlem ya da herhangi bir şeyin içerisine girdiğini, biz gerçekten böyle bir şey olmadığını söylüyoruz. Yok böyle bir şey. Ancak AKP hükümeti her şeyini yalan üzerinden, her şeyini iftira üzerinden, kendi geleceğini kurtarmak adına, kendi iktidarını pekiştirmek adına, kendi koltuğunu kurtarmak adına, kendi ömrünü uzatmak adına bunları yapıyor ve buna herkes inanıyor. Hiçbir arkadaşımız böyle bir suç işlemedi. Yok, hiç kimsenin iddianamesinde, hazırlanan fezlekesinde böyle bir şey yok. Elbette ki hepimiz hakkında düzenlenen fezlekeler var, soruşturmalar var. Ancak bunlar hukuki yollarla çözülmesi gereken meseleler. Hukuken bir şey tamamlanmamışsa eğer, bir insan henüz hukuk anlamında suçlu değilse, İçişleri Bakanı onu suçlu gösteremez. Böyle bir şey yok. Ama Türkiye yıllardır hep bunu yaptı. Özellikle son 4 yıl içerisinde başta milletvekillerimiz, eş başkanlarımız, eski eş başkanlarımız, belediye eş başkanlarımızın çoğu hala suçsuz yere cezaevindeler. Binlerce insan suçsuz yere cezaevinde, akademisyenler, barış insanları, gazeteciler, aydınlar, herkes suçsuz yere şu anda cezaevinde yatıyor. Hangi yargı reformundan bahsediyoruz? Böyle bir düzende, böyle bir akılla, böyle bir mantıkla yeni bir yargı reformuna nasıl gidilebilir? O yüzden herkesin aklını başına toplaması gerekiyor. Çünkü bütün bunların akılla, mantıkla izah edilecek hiçbir yanı yok. Bir an önce bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.